Fahrettin Bey hiç mi istihbaratınız yok sizin? Son iki gündür adım üzerinde fırtına kaparıyorlar biliyorsunuz. Önceki gece kaç televizyonda aynı anda koca koca insanların oturup benim YouTube kanalımda yaptığım bir konuşmamı irdeledikleri ve saçma sapan yorumlarda bulunduklarını sayamadım. Bu paniğin ve telaşın nedenini anlıyorum. Dünyanın her ülkesinde, tabii medeni ülkeleri kastediyorum, siyasi iktidarlar eleştiri ve uyarılara açıktır. Sanıyorum sadece bizde iktidar aleyhine söylenen her söz suç olarak niteleniyor. İktidar medyası hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açtığını bile yazmış. Nasıl alıyorsa iktidar medyası bu tür haberleri öncelikli olarak alıyor. Gerekçe hep aynı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek. Kendi kendime hep şunu soruyorum. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle ne kazanırım? Suçlamayı yapanlar da bunu söylemeli. Her akla geldiğinde bu gerekçeyle kişi suçlamanın tek anlamı vardır. Kimseyi eleştirmesin, karşı çıkmasın, niyetini söylemesin. Bu bir yöntem ama medeni ülkelerin yöntemi değil, Kuzey Kore için geçerli olabilir. Gerçi Batı'nın gözünde Kuzey Kore ile aynı torba içinde görülüyoruz. Ne acı, orası da ayrı. YouTube konuşmam üzerine Saray iletişim Başkanı da bir açıklama yapmış Twitter üzerinden. Adımızı zikretmeden İlker Başbuğ'la beni demokrasi düşmanı ilan etmiş demiş ki Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleriyle başlamışlar. Biri darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok derken bir diğeri Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı diyor. Darbe özlemi içinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil. Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı. Bu millet seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Güzel de iki itirazım var. Birincisi neden her eleştiriyi darbe ile eş değer tutmaya çalışıyorsunuz? Bu bir anlamda özgüvenin artık yok olduğunu göstermez mi? İkincisi, Altun'un eş açıklamalar sözüne çok güldüm. İlker Paşa ile tanışıklığım bile yok. Hatta öyle sanıyorum ki baş bu kendisine de yönelik kimi eleştirilerim nedeniyle benden pek kaz etmiyordur. Devletin bütün gücüne ve istihbaratına hakim bir makam. Benimle İlker Paşa'nın eş içinde olup olmayacağını bugüne kadar saptayamamış mı? Can Ataklı'nın bugünkü köşe yazısını sizlerle paylaştım.